Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, ben Aslan. Yeni bir K-Drop videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1100 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de isteği bakiye yüklemek istiyorsanız Sağustaki Deposit bölümüne geliyorsunuz. Burada Sağustaki promo kod bölümünü açıp buraya Aslan yazdıktan sonra ipliği tıklarsanız eğer %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor. Siteye 100 dolar yüklerseniz eğer bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca ekstradan gold coin de kazanıyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakiye yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar siteye. Kez battle'a geliyorum direkt. Buradan yeni gelen kasalarla bir battle yapmak istiyorum. Bu satranç kasalarını çok denemedik. O yüzden satranç kasalarını da bir deneyelim. 5 tane tower'dan koyuyorum ve bu kasa açını böyle başlatmak istiyorum. Böyle bir 5'li deneyelim bakalım nasıl bir kasaymış. 2v2 normal modda başlattım kasa açını. Yanıma Eva geldi. Karşıya Cyber'la Imor geldi. Imor bir tık sıkıntı. Imor güzel itemler çıkartıyor son zamanlarda. Umarım bizim karşımızda güzel bir şey çıkartmaz derken çıkarttı. Ben biliyorum ya başıma geleceği. Bakalım. 50 dolarlık bir kasa ama çıkan itemler gayet güzel bu arada. Imor ilk kasadan 116 dolar çekti. Biz de kötü çekmedik bu arada. 54 dolarlık bir AP çektik az önce. USP pin sistem güzel. 28 dolar ama geldi. BS geldi. Evet, son iki kasaya geldik. Bakalım. Buradan öne geçmiş olabiliriz. Diyeceğim de geçememişiz. Arada ufak bir fark kalmış. Son kasa. Comeback atabiliriz. Atamayız. Edebiliriz. Atamadık muhtemelen. Aa, 60'ız. 73 dolar Mac'den geldi beyler. 296 yani 20 dolar kar ettik. Kötü bir battle oldu. Neyse geliyorum. Bu sefer Chip Knife kasından deneyeceğim. Ucuz bıçak anlamına geliyor bu arada ama çok da ucuz değil. 73 dolarlık bir fiyatı var. 10 tane bundan koyacağım. Bir tane de Fox kasından koydum. Bunu 2v2 normal mod şekilde açıyorum. Yanıma Imor'u ekleyeceğim. Imor'un bugün şanslı olduğunu düşünüyorum. Bana güzel itemler katlatacağını düşünüyorum. Karşıya da rastgele botlar atacağım. Bakalım nasıl bir kasa savaşı olacak. Hadi bakalım. Karşı Eva ile Salih gitti. Ya Salih genelde benim karşımda çok pahalı itemler çekiyor ama umarım bu sefer öyle bir şey yaşamayız. İlk kasadan önde başlayamadık. Adamlar önde başladı. İki tane abi Piper biz çektiler. Okey. İkinci kasaya geldik. İkinci kasadan hepimiz Player 2 çektik. Hepimizinki de aynı fiyatta geldi bu arada. Hiçbir şey değişmedi. Üçüncü kasaya geldik. Buradan bir tane bıçak çektim ben sonunda. Güzel bir şekilde başladık kasaya. Hadi bakalım. Dördüncü kasaya geçtik. Artık Imor'un da bir şey çıkartması lazım. Imor da bir tane bıçak çıkarttı. Çok iyi. Imor'un çıkarttığı bıçak daha pahalı Salih'e göre. O yüzden bizi önde tutar. Buradan da kimseye bir şey gelmedi. Evet, ilk 5 kasa güzel geçti. 6. kasaya geçtik. 6. kasadan karşıya bir bıçak daha geldi. Hiç hoş değil. En azından bize de bir 70 dolarlık M4 geldi de farkı bir tık daha açmış olduk böylelikle. Ama tek bir bıçak daha gelirse karşıya öne geçerler. O yüzden bizim bir bıçak daha çıkartmamız lazım acilen. Hadi Imor'um. Güzel bir bıçak çekelim artık şuradan. Imor bugün bıçak çekemiyor ya bu kasadan. Çekebilmesi lazım normalde. Arada bir 80 dolarlık farkımız var. Şu an güzel. Imor da sonunda bir bıçak daha çekti. Bizi önde tutar bu bıçak. Çok iyi. Son kasaya geldik Chip Knife kasasından. Buradan da kimseye bir şey gelmedi. Fox kasasından comeback atabilirler. Fox kasası pahalı bir kasa. Umarım buradan biz güzel bir şey çekeriz. Abi o kara mı Dragon Lord? Dragon Lord çıkarttım. 5000 dolar Dragon Lord. Çekiliş itemlerini seçtiğimiz video bu video arkadaşlar işte. Geldim envantere. USB'yi satıyorum. AK'yi de sattım. Vysel devam vardı envanterimde. Bunu da satıyorum. Kasa açmaya devam etmek istiyorum. Fox kasası çok güzel katlattı. Oradan açmak istiyorum. Bu itemi de envanterde tutacağım. Yeni çekiliş bıçaklarını bu item üzerinden seçeceğim. Kez battle'a geliyorum tekrardan. Bu sefer crate battle diyorum. Ne yapsak o zaman Fox kasından bir tık daha açalım. Fox kasası bize çok güzel katlattı. Geliyorum. 5 tane Fox kasından koyacağım. Ya da 5 çok olur. 3 tane Fox kasası. Bir tane karambit, bir tane kelebek koysam pahalı olur. Şöyle 1-1-1 yapsak o zaman nasıl oluyor? Güzel oluyor. Kötü olmuyor. Geliyorum bunu da 2v2 normal mod olarak açıyorum ya. Bugün zaten katlayabileceğimiz kadar katladığımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra bize çok da koymaz. Yarıma da Zanteris aldım. Karşıya da rastgele bot atıyorum. Hadi bakalım. Karambit kasından bir tık kendime güveniyorum. Güzel bir karambit çekeceğimi düşünüyorum. Fox kasından bu sefer güzel bir doptur bıçak çıkarttık. Önde başladık. Güzel. İkinci kasa karambit. Karambitten güzel bir karambit çıkartmamız lazım. Hadi Zantaresim. Gelmedi. Eoforus geldi. O da ucuzu geldi. En ucuzu geldi yani. Son kasa kelebek. Hadi güzel bir kelebek çıkartalım. İki tane kelebek. Buradan da iki tane kelebek çıkarttık. Çok güzel oldu. Buradan da 3000 dolara çıktık arkadaşlar. Nasıl bir video oluyor bu ya? Fena katlıyoruz şu an ha. O zaman son olarak da geliyorum. Create the battle diyorum. Buradan geleceğim. Bir kendi kasamdan açmak istiyorum. 20 tane o zaman son olarak da. Bu kadar şanslıyız. O zaman son kasayı da kendimizden kullanalım. Envanterimde totalde 8000 dolar item oldu. Bayağı güzel katladık bu video. Bunu da 2v2 normal mod olarak başlatıyorum. Botları da direkt rastgele olarak atıyorum. Zaten bu saatten sonra daha ne katlayabiliriz arkadaşlar? Bu saatten sonra daha ne katlayabiliriz? İlk kasayı açtık. İlk kasadan kimseye bir şey gelmedi. İkinci kasaya geçiyorum.
geçiyoruz. İkinci kasadan bakalım nasıl bir item katlayacağız. Hadi buradan da güzel bir şey gelsin. Gelmedi. Olsun. Üçüncü kasaya geçtik. Buradan bize güzel bir item geldi. Ama yani çok da pahalı bir item gelmedi. Dördüncü kasadayız. Buradan karşıya bir tane P90 gitti. Olur. Güzeldir. Güzeldir. Beşinci kasadayız. Ya şu an var ya hiç umurumda değil bu kasa savaşını kaybetmek arkadaşlar. Çünkü biz kazanabileceğimiz kadar kazandık zaten bugün. Bu saatten sonra ne olursa olsun. Evet, buradan da 6. kasadan da çok güzel bir item gelmedi. 7. kasaya geçiyoruz. 7. kasadan yine M4 Abiles geldi. Full M4 Abiles çektik bu kasadan da ya. Neyse, 8. kasaya geldik. Buradan artık pahalı bir item gelmesi lazım bu arada. Bayağı boş geçti diyeceğim de. Ya arkadaşlar, çekebileceğimiz bütün ticketları çektik zaten. Hani bu saatten sonra karşısı çeker. Ya da yanımızdaki bot çeker. Yoksa biz buradan bir şey çıkartamayız artık. Evet, karşıya bir tane daha M4 Abiles gitti. Adamlar önde kazanıyorlar. Son 10 kasa. Buradan ne geldi? Karşıya bir tane M4 Abiles gitti. Okey. Hadi ya bakalım. Buradan bir tane de AK ya da bir tane de bıçak çıkartsak çok güzel bir şekilde bu videoyu noktalarız. 13. kasaya geçtik. Buradan da şey gelmedi. 14. kasaya geçiyoruz. Artık güzel bir item çıkartalım ya. Hani kendi kasamızdan da bir item çıkartmıyorsak yazıklar olsun bize. Gerçekten bir şey çıkartamadık. Neyse. 15. kasaya geldik. Şu üstteki bıçak falan gitse bari karşıya ya. Hani bu kadar anlaki geçmesi kasa savaşı. Buradan da bir şey gelmedi. Son 4 kasaya geldik. Bakalım buradan güzel bir şey alabilecek miyiz? Hadi güzel bir şey gelsin artık be. Vallahi çok kötü geçti bir kasa savaşı arkadaşlar. Hani harbiden bayağı anlaki geçti ama olsun. Bakalım buradan karşıya bir tane Deagle gitti. Okey. Yani adamlar katladı ama hani verdikleri parayı bile çıkartamayacaklar. O kadar kötüydü. Kimse hiçbir şey çekemedi. Evet, son kasaya geldik. Son kasadan bakalım ne olacak. Son kasadayız. Son kasadayız. Buradan da kimseye bir şey gelmedi. Böyle anlaki bir battle oldu ama olsun. Son olarak sizlere Cheese Empire etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Burada arkadaşlar 5 dolarla 1000 dolar arası bakiye yüklediğinizde alabildiğiniz event puanı marketi var. Onun dışında her zamanki gibi event pass var arkadaşlar. 1 level ile 100 level arasında level atladıkça item kazanabildiğiniz bir event pass. Cheese Board bölümü var. Burada da arkadaşlar event puanlarınızla buradaki kartları açarak karşılığında rastgele itemler alıyorsunuz. Patch to Patch bölümü var. Burada da arkadaşlar event puanlarınızla alttaki kartları geçirerek karşılığında rastgele itemler alıyorsunuz. Skin Gambit bölümü var. Burada da arkadaşlar event puanınızı basarak karşılığında item alıyorsunuz. 136.000 puanımı bastım ve karşılığında 52 dolarlık bir Glock aldık. Güzel. Son olarak da eventin Leaderboard bölümü var. Burada da arkadaşlar event puanlarıyla en pahalı itemleri çıkartanları görebiliyorsunuz. Sizler de eventi satın almayı unutmayın. Bugün arkadaşlar çok güzel bir şekilde katlamış olduk. Envanterimizde 8.300 dolar item oldu. O Dragon Lord'un gelmesi beni çok şaşırttı. 200 dolarlık kasadan Dragon Lord çıkarttık. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum. Ali Koç oldu. Eline sağlık abi, bol katlamalar demiş. Teşekkürler. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler. Sabır sonunda bunlar, inan bana. En üst raddeler, çıkmayacaktım karşına. Daha hayırlı saatte gel. Kariyerimi deler geçer kurşun gibi kahpeler. Ağamı güçlüler, kucağımı düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler, tırsa dönüştüler. Bu sefer fırsat elinde, gölgemle yarışmıştım ben. Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken, eminim kendimden. Sakın ki...